Müslüman alemini çökerten münafıklıktır. Münafık çok zeki, şeytani bir sistemdir. Yani zekayı çok kullanır münafık. Zeka oyunu çok yapar. Yani münafıklara bakın yazışmalarında, konuşmalarında böyle cedele ve münafıkhane zekaya çok önem verirler. Çok ince bir cedel tekniği vardır. Mesela Müslümanın bir konuşmasını alır, o kendi menfaatine uygun hale getirir. Mesela Müslüman ona cevap verirse, ona da yine şeytani bir mantıkla, cedel mantığıyla yine bir münafık stilinde yeni orijinal bir cevap daha verir. Yani altta kalmama mantığı vardır münafıkta. Hakkı kabul edip doğruyu kabul etme Müslümandadır. Ama münafıkta yani yüzüne tükürsen yağmur yağıyor zanneder. Hiç üzerine de alınmaz. Yani kendisine yönelik bir sözü üzerine alınmaz. Başkasına söylenmiş gibi anlar. Veyahut anlamak ister. Halbuki anlıyordur ama anlamazlıktan gelir. Peygamberimiz zamanında da mesela peygamberimize doğrudan söz edemeyen münafıklar dolaylı yoldan Müslümanları hedef alarak peygambere söz ediyorlardı. Mesela Müslümanlara iftira atarak dolaylı yoldan peygambere iftira atıyorlardı. Yöntem buydu. Çünkü peygambere direkt söylese direkt muhatap almış olacak. Yani karşı olacak, hiç kale alınmayacak. Ama Müslümanlara saldırarak dolaylı yoldan yansıtma metoduyla peygamberimize saldırdıkları için kendileri kafalarınca onu kurnaz bir yöntem zannediyorlardı. Mesela Müslümanlar şunu yapıyor, falanca Müslüman şunu yapıyor, falanca mesela Hazreti Ömer'i suçluyor, Ebu Bekir'i suçluyor, Osman'ı suçluyor. Sen Ebu Bekir'i, Osman'ı, Ömer'i, Ali'yi suçladığında peygamberi suçlamış oluyorsun. Yani çünkü onların hayatını sen çirkin görüyorsun, İslam dışı görüyorsun. Onlara İslam'ı öğreten de peygamber olduğuna göre, Kur'an'ı vahyeden kişi olduğuna göre, onların hayatını çirkin gördüğüne göre peygamberi çirkin görüyorsun demektir, haşa. Ama direkt söyleyemedikleri için peygamberimizin sevdiği kişilere laf söyleyerek peygambere zarar vermeye çalışıyordu münafıklar. Cedel mantığıyla, şeytani bir tartışma mantığıyla, şeytani demagojiyle bir yere varacaklarını zannederler. Müslümanlar her türlü oyuna ve çirkefliğe karşı çok akılcı olup böyle pisliklere hiç bulaşmadan doğru yollara devam etmeleri lazım.